ama. Bir telefonu, bir telefonu niye kendinize çok görüyorsunuz? Çok ayıp, çok. Şşş, sen niye Almanya'ya gittin lan? Bir dakika, dur. Burada yaş abi. Savunmayın, savunmayın. Lütfen bir dakika, ablam konuşsun. Telefon konusunu kim söyledi az önce? Ya bir telefon, iletişim değil mi? Telefonsuz hiçbir şey olmuyor. Telefonsuz hiçbir şey yapılmıyor. Niye bir telefonu kendimize çok görüyoruz biz? Niye? Kimseye sorunumuz yok. Yöneten iyi yönetsin, tarafsız. Ya bir dakika. Bir dakika. Düşmanlaştırıyorlar. Doğru mu? Nereye? Yapıyorlar. Almanya'da, burada, burada yapıyorlar. Burada, burada. Sizi kendine niye bir telefonu lüks görüyor arkadaşım? Abla, niye? Telefon alabiliyor yok, ama sonra yönetenler ya öyle şey yapıyorlar. Onlardan olmadığınız zaman konuşma. Üniversite okuyanların hepsi terörist ilan ediyorlar. Yani öyle şimdi şey olabilir mi? Türkiye'nin yok çalış, yok çalış. Belki onun annesi babası yok, geçinemiyor. O çalıştığı halde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen bu ülkenin geçimine bak. Bunları öldür Türkiye'de yaşamazlar. Ya bunlar... Ne sorguluyorsun? Bir telefonla. Yurt dışında ya yurt dışında yaşayanın dili bu kadar. Gelsin burada yaşasın, buradakini görsün. Buradakini dinlesin. Sen yurt dışında mısın abicim? Ama şimdi siz konuşursunuz, rahatsınız. Sen 200 lirayla dünyaya almışsın. Evet, savunmayın. Biz 200 lirayla, 200 lirayla şuradan şuraya gidemiyoruz. Ben çalışmak için okulu bıraktım. Ben çalışmak için okulu bıraktım. Ya ben Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Avrupa şu an bizim halimize giriyor. Burada bir test kitabı 150 lira olmuş. Ben anneme babama nasıl söyleyeceğim? Ben dedim aynen ben okulu bırakacağım dedim. Ben günlük yaşım 18, günlük ben 90 liraya çalışıyorum abi. Ve halen daha... Bir şey söyleyebilir miyim? Abi bir şey söylemek istiyorum. Ben belki 2 haftada bir 10 lira alıyorum. Abi. Abi. Abi eskiden 10 liraya bir gün geçiyordu. Şimdi ulaşım 63 lira 75 kuruş. Şimdi 10 liraya geçiyor belki 1-1,5 saat. Yani olay bu. Abi ben 12. sınıfım. Bak. Şöyle. Abi bir saniye konuşabilir miyim? Abi ben 12. sınıfım. Bak 12. sınıfım. Tabii. Bak 12. sınıfım ben. Konuşabilir miyiz? Abi biraz daha kalsana. Ben 12. sınıfım. Liseye geçerken hayallerim vardı abi, tamam mı? Tamam. 2 sene okudum abi. 2 sene. Zaten 11. sınıfı görmedik. Eğitim diye bir şey yok. Ne okuyun, okuyun, okuyun. Yapın, yapın, yapın. Ya arkamızda kimse yok, bir şey yok. Okulu mu bırakmak zorunda? Okulu bıraktım. Niye bıraktım? Geçim sıkıntısından değil mi abi? Olmuş ne kadar? 3 lira. 20, 10 lira götürüyordum ben okula önceden, eskiden bahsediyordum. Geçinebiliyordum ne güzel. 6 lira yol parası, 10 lira. 4 lira simit ayran alamıyorsun ya. Böyle bir şey yok ya. Çalışıyorsun. Çalış, aferin çalış, tamam. Çalışıyorum, güzel bir şey, bir şey demiyorum. Ama ne abi? Nereye kadar çalışacağım ben? Nereye kadar ekonomi böyle sürecek ki? Avrupa'dakiler rahatken biz niye çalışıyoruz? Tamam çalışmak şimdi güzel abi. Avrupa'dan şöyle bir saniye. Avrupa'dan bir insan evet abi tatile gelebiliyorken mesela çalışıyor, mesela iki ablam, sene tatil yapıyor abi. Şöyle söyleyelim. Mesela ablam emekli. Burada. Evet. Abim de emekli. Evet. Abim Almanya'dan emekli. Şöyle diyelim. Ablam da Türkiye'den emekli. Evet. Para endeksini bir hesaplar. Aynen. Tabii, hemen Almanya'yla şöyle diyoruz. Para endeksini bir hesaplar. Hemen şöyle. Ablamız Türkiye'de yaşayıp kendi ülkesinin nimetlerinden yararlanabiliyor mu? Tatile gidebiliyor mu? Hiçbir şey. Eşini alıp şöyle bir akşam yemeğine çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Şimdi Almanya'dan gelen abimiz evet abi. Dünyanın her tarafını dolaşabiliyor. Evet abi. Mu? Her yere gidebiliyor mu? Her şey bir ay abi çalışmasın, emekli maaşı yatsın. Almanya'dan bahsediyorum. Türkiye'ye gelip abi bir sene tatil yapabilir ya o derece ya. Biz tatil yapamıyoruz. Antalya'ya gittim. 15 seni katlamış ya şu an. Amerika diyorsun şu anda. 1'e 14 seni katlamış. Antalya'ya 2 gün tatil yapmaya gittin diyelim. Ya gezmeye gittin ya. 2 günden bahsediyorum. Sen parayı bulmuşsun bilmem neyi tatil yapıyorsun değil mi? Bunlar her gün tatil yapıyor abi. Buyurun. Şimdi ben sana sadece şunu söyleyeyim abi. Ben açayım konuyu sen evet. Devamını getir. Evet. Şimdi sen oradan geliyorsun buraya. Atıyorum 2000 lira maaş alıyorsun diyelim. Doğru mu abi? Hadi 1500 lira aldın. Sizin zaten minimum aldığınız para 1400 lira değil mi? 1400 lira aldın diyelim ya.
Buraya geldiğin zaman o paranı ne yapıyorsun 5'le çarptığın zaman biliyor musun abi? Şimdi bak mesele şu, senin gezebiliyor olman, benim gezemiyor olmam. Ben şimdi 25-26 yaşında bir insanım. Abi ben kaç yaşındayım? 64 yaşındayım. Ben de 55 yaşındayım. Dur abi, sen de çalışıyorsun. Bak, senin çalışman da... Abi bir bölmeyin, bir bölmeyin abi, bir bölmeyin abi. Ama bak bölüyorsunuz, bak olmuyor, bölüyorsunuz olmuyor ya. Bir girmeyin, bir konuşalım ya. Evet, sor abi. Sen çalışıyorsun abi, 60 yaşında da olsan sen aynı işi yapıyorsun. 67 yaşında da çalışmam lazım. 70 yaşında olsan sen aynı işi yapıyorsun. Senin yaptığın için aynısını ben Türkiye'de 25 yaşında da yapıyorum. Aynı işi yapıyoruz bak, sen cam düşüyorsan ben de cam düşüyorum. Aynı işi yapıyoruz. Bir bitireyim abi. Senin aldığın para 1500 lira, 1400 euro. Benim aldığım para 200 lira, 250 euro. Bu haksızlık değil mi? Haksızlık tabii. Şöyle diyeceğim soru. Şimdi ben elmayı 5 liraya yerken Almanya'da, yani aşağı yukarı 60-65 liraya. Sen buradan abi yanlış hesaplıyorsun. Abi yanlış hesaplıyorsun. 5 lira bak abi, birim farklı. Sen yanlış hesaplıyorsun. Sen şimdi tamam. Abicim güzel abim. Tamam. Tamam o zaman bir saniye. Dur. Tamam 65 liraya yiyorsun ama maaşın 40 bin lira. Onu da söyleyeyim. 40 bin lira ama. Şimdi bak, Türkiye'de 40 bin lira ya. Bak, ya bir dakika ya. Bak, bir şey öğrenelim. Burada ben muhalefet değilim. Burada bir çözüme. Sen benim ne kadar şeysen, Kayseriliysen, Yozgatlıysan, Vanlıysan, Karadenizliysen, Egeliysen, sen benim canımsın. Başarısın. Ne güzel. Hiçbir Avrupalı, hiçbir şey, tamam mı? Evet, seni bizim kadar sevmeyecek. Özelliğin de yok. Doğru. Onların açısından. Ama şunu diyeceğim bak. Evet. Bizim kendi akrabalarıma bakıyorum. Hiçbir halam çalışmamış. Ama herkesin bir defa köyünde villası var. Almanya'ya göre. Almanya'da en iyi villa 300'lük 400 metrekarelik evin varsa, eğer karı kız çoluk çocuk çalışıyorsa, öyle bir aile tipi yok da, 40 yıl ödüyorsun. Borç. İki, bunun gibi gençler, demek ki genç kızımız gibi 21 yaşında geldi, 20 okul bitti, 27-28 polis olsan da aynı. Ondan sonra başlıyorsun AT1, AT2 memurluktan. Ama bak bizim ev kiramız 1000 lira en düşüğümüz. Bizde 4 evli diye 4 ev odası olan ev yok. Almanya'da yok. Çünkü akraban yok, anne yok, baba yok bak. Şimdi diyoruz ki hani eşit diyeceksek, eşit diyeceksek, ben sana bir suçla, hani suçla itham edersem, sen de bana bir suçla itham ediyorsun, doğru mu? Hangimizin 4 odalı evi 1000 euro diyoruz, yani 12 bin, 13 bin lira. Hani birimi yine yanlış hesaplıyorsun ama. Evet, doğrusunu söyle abi. Birim yanlış hesaplıyorsun şu an. Yok. Sen 1000 lira ödüyorsun ya. Evet. Sen orada 1000 lira ödüyorsun. Yani 1000 lira ödüyorsun. 1000 birim ödüyorsun sen. Bana kalıyor 200 lira, 300 lira yaşamak için. Sen şimdi gerçekten 1400 lira mı maaş alıyorsun abi? Bak tekrar diyorum. Şimdi sen gençsin ya. Yok bak, tamam sana 1300 lira 400 euro kalıyor. 1300 lira. Tamam. O da 21 yaşında değil, 25 yaşında tamam. Diye bak. Sosyal hak lan. Nasıl sosyal hak? Ev kirası yardımı, çocuk parası. Sen sosyal hak. Çocuk parası ne veriyor biliyor musun? Kira yardımı ne alıyor? 25 sene önce benim çocuğum vardı. 195 dolardı. Euroydu. Evet. Yok. 2-3. Şu anda da 200 euro. Türk parasıyla ne der? Bir dakika. Türk parasıyla ne der? Sen dur. Şimdi, ama bizim orada bir çocuk ayası 75 euro en düşüğü. Ya. 75 lira yani. Euro. Tamam lira ya. Bir saniye bir ayakkabı aldın. Pampers'i. Ne güzel itiraf ediyorsun. Pampers'i var bunun. Tamam. 75 lira ona. Çocuk parasında. 75 euro mu diyorsun sen bez parası? Yok daha fazla, aylık daha fazla gidiyor. 75 euro. Yani 100 euro ya. Yani çocuk parasında 5 kuruş kalmıyor bir de. Yani bunun yanında da başı var. Polis sen. Bana şunu bir açıkça söyler misin abi? Sen Almanya'da yaşıyorsun. Bana bunu açıkça söyler misin? Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'da çocuğuna bez alıyorsun. Bir tane beze aylık olarak 75 euro mu ödüyorsun? Üçüncüsüne gidiyorum. Bak, abi cevap vermiyor ki bana ama. 75 euro mu alıyorsun abi? Bak bir dakika. Üçüncüsüne gidiyorsun. Gece cumartesi gidiyorum. Pazar günüyorum. Şey gidiyorum. Buraya gelip de hani bir tatile geliyorlar ya. Tamam. Geliyor da nasıl geliyorsun? Efendim en uzun uçaklarla git İspanya'ya, buraya gelen uçağa biniyorsun Türkiye'ye, 5 yıldızlı otel, 5 yıldızlı otele veriyorsun 300 lira, 500 lira. Abi, doğru. Bir saniye, Almanya'da bez fiyatı ne kadarmış? Ne kadar abi? Ne kadar? Nerede? Neredeymiş? Ne kadar? Almanya'da bez fiyatı ne kadar? Ne bezi? Çocuk bezi.
Kaç gözünü soruyor? Abi bize hak ver ya. Öyle bir şey değil abi. Tanesi 1,5. Çarp 72 ile. Abi sen böyle konuşuyorsun. Tamam ben bir şey söyleyeyim. Hiç bir şey söylemedin mi sen? Bir kelime söyleyeceğim. Ya. Bir kelime gireceğim. 20 yıllık film bitti. Bu kadar. Abi sen az önce dedin ki aylık 75 euro bez parası ödüyorum dedin abi. Öyle dedin abi. Bez dedin. Öyle dedin. Bir bez alıyorsun ya. Kaydoluyor orada biliyorsun. Ya olsun tamam. Sen bez alırken 72 tane 50 tane yaptığım evet. için diyorum biliyor musun? Çocuklar aldık doğru, ya. Doğru. Onlarca bezler öyle 50'lik adet, var 70 bir adet sayısı. Adet parası mı öyleymiş? Adet parası mı 1,5'muş? 15 sen. O 15 sen. Adet 15 sen. Yok, oraya ben bak öyle bir şey yok. 15 sen buyurun. Ya ben birim parası. Ben aldığım şeye bakıyorum. Ayakkabıya bakıyorum. En düşük çocuk ayakkabı. Abi tamam. Hadi Almanya'yı boş ver abi. Canlı yayın. Almanya'dan canlı yayın. Kısaltı şöyle. Evet. Almanya'dan canlı yayın. Canlı yayın. Evet. Bir saniye. Bir sessizlik alabilir miyiz? Bir sessizlik lütfen. Bir saniye. Gel abi. Dur gel, bir saniye gel, tamam gel abi. Almanya'da abi ev fiyatları ne kadar? Ya oturduğun şehre bakar. Ha. Büyük şehirde oturuyorsan yani ve büyük güne bakar. Yani. Şu asfaltta oturuyorsan. Sen bana ona göre sorman lazım. Ne kadar? Bak iki odalı bir ev diyeyim. Eşinle oturuyorsun. Çoluk çocuk yoksa iki odalı yeter mecbur. Ne ama kadar? İki üç tane çocuğun varsa mecbur 3-4 odalı olması lazım. Yani 500 euro'dan başlar. 500 euro. 500 euro nerede? Şivasfalt'ta. Şehirlerde benim oturduğum yer köy. Ben 400 euro bile vermiyorum. Bak, bir saniye. Diyor ki ben diyor köyde oturuyorum. 400 euro bile vermiyorum. Hangi söyle? Hangi köy? Hangi köy? Osnabrück'e yakın. Bir dakika. Osnabrück'e yakın bir köyde oturuyorum. 400 euro bile değil kira. Nere? Ne bölgesi? Osnabrück mü? Hangi bölge? Anlaşılmadı. Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde oturuyorum. Osnabrück'e yakın bir köy. Sen gel. Van'da, dağın başında. Ya benim amcam Almanya'da, halam Almanya'da. Almanya böyle güzel de. Gel kardeşim, bizden niye göremiyoruz onu? Hayır biz yaşıyoruz burada. Şimdi aynı şey gibi. Kardeşim aciz. Evet ablama ver. Türkiye çok güzel de biz mi göremiyoruz? Evet. Yaşam tarzları çok güzel de biz mi göremiyoruz? O senin şeyine bak kardeşim. Ha siz Almanya'yı bu kadar övdünüz de. O yüzden diyorum. Övmüyor, kötü diyor. Ha kötü mü? Kötü diyor. Bitmiş diyor, ölmüş diyor. Tüp var diyor hastaneler. Ya şimdi şöyle. Tecrübe edeyim ki biz kendi sade çöp var dedin ya. Abi çöp var dedin. Ben bir şey anlatacağım. Bir şey anlatacağım. Çok pardon. Abi araban kaç modeldi? 97 model. 97 model. Ne kadar da abi? 40. Ne kadar abi? Bir dakika. Hangi araba seninki? Lira. Kaç euro yapıyor? Bir saniye abi. 1.4. Renault Brody 40 milyar şu an. Kaç euro yapıyor abi ortalama? Ya hadi onlar hesapla. 2000 4 bin euro. Ondan abi bir saniye. Karıştırma abi bir dakika. Hani rica etsem. Bir dakika. Ortalama ne kadar yapsın abi? 5000 euro yapsın. Evet. 5000 euro ya abi sen neye biniyorsun orada? Kaç model arabaya? Evet. Bana onu bir söyler misin? Rica edeyim. Onu söyle abi. Güzel bir soru sordun. Evet. Bizim orada bir TÜV problemi var. Şimdi sen 5000 euro araba alırsan evet. 3500 lira da bu şey mazotları veya tamam onu da verelim abi. Yok demiyorum, onu demiyorum. 5000 euro alırsan o araba TÜV'ü lazım şuna. Yani burayla mukayese. Bizim ama şunu diyeceğim bak. Abi, tekrar diyorum bak. Şimdi gençler şöyle. Benim kuzenlerim Belçika'da, bak 16 yaşında adam 1550 euro. Yani bir maaşının üstüne 50 euro koyduğu zaman tabii yemezse içmezse 2010 model Citroen C1'e binebiliyor. Şu anda var altında. O doğru. Benim neyim var abi? Hiçbir şey. Çıkarayım mı abi? 1000 lira. Şimdi şöyle benim yapalım. Abi. İşte mesele orada şimdi, telefon. Abi bak bu hükümet. Bak bu hükümet. Ben hükümetten bahsetmiyorum. Tamam ben. Hayır sen. Almanya'yla. Ben Alman vatandaşıyım. Tamam Almanya vatandaşısın. Oy kullanıyor mu Türkiye'ye? Yok. Kullanmıyor mu? Ben Alman vatandaşıyım. Çift pasaport değil mi? Yok. Bir şey soracağım. Abi bak gittikçe bizi teknolojiden. Bizi ne bileyim daha lüks yaşamdan çözüm uzak çözüm. Uzak tuttukça abi uzak tuttukça bu millet aptallaşıyor abi ahmaklaşıyor koyundan beteriz şu an böyle olmaması lazım benim şu anda hiçbir zaman da ben bugüne kadar bir tane müze bile gezmedim gabar
bak kabar kardeşim bak şöyle bak. Bizi dinleyecek insanlarımız da var. Şu var bak. Bizim Van'dan akrabamız oldu. Bizim Diyarbakır'da akrabamız, bizim Kayseri'den akrabamız, bizim Trabzon'dan akrabamız var. Şimdi orada biz bir milletiz. Yani zaten bir şey diyeyim. Çok yakışıklı bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Onu da söylüyorum. Bak şunu diyeceğim. Paranın gücü. Bak. Ha, şöyle bak. Yok yakışıklı paranın gücü olamaz. Yok yok onu bilirim. Olur abi. Sen git benim kuzenimi gör 1.90 boyunda. Bir beslen bakayım. Beslen bakayım ne oluyor sana. Ya bizim buradan mesela bakıyorum. Bak şöyle bak. Sen burada ben şu anda param olmasa bu arkadaşım beni ya aç bırakmaz. Almanya'da bak işin olmadığı zaman profesör bak orada gezen dışarıda yatan insanlar var ya. Onlara bile yardım ediliyor ama. Baba yok yok yardım. Ödenekleri var. Bak bir dakika yok bak. Bir saniye konuşayım. Bir saniye işte 350 euro. Evet ev sizin. Evsiz nasıl? Evet sokakta. Yok. Evet, diyor. Bana da diyor ki, ona da diyor ki bak. Evet, bir saniye. Cümlesini tamamlasın. Dinleyelim arkadaşlar. Biz orada resmi görevli yani Alman vatandaşıyım ben. Ben evet. Dinle ondan sonra da şu. Bir saniye araya girmeyin bir saniye. Şimdi geldik. Sorusun. Şimdi orada konu neydi? Sorun ne soruyordun? Abi ya hayat diyorum sana başka bir şey demiyorum. Tamam bak şimdi şöyle diyorum. Sor abime bir soru sor. Buyur. Abi sen neden Almanya'yı savunuyorsun? Ben evet. Savunmadım ki Almanya'yı. Ya Türk hadi abi ya. Hayır Almanya'yı savunmuyor. Lütfen. Abi yok. Türkiye'yi savunuyor. Neden? Kıskanıyor Almanya bizi. Almanya kıskanıyor şu anda. Kabul kardeş, kabul kardeş. Şöyle bak. Almanya neyimizi kıskanacak? Neyimizi mi? Yok, bak abi. Dolar. Bak abi. Benim babam. Bir dakika bak. Tek nüfus 40 sene berberlik yaptı. Benim babam tek nüfusla 9 kişiyi besledi. Tek nüfusla. 16 saat. 9 boğazı besledi. Şimdi kim? Bir kişi birbirine yetmiyor. Kendine yetmiyor. Dursana niye bir Almancı'ya takıldın? Neden takıldın kaldın? Arkadaşlar soru cevap var burada bak. Türkiye'de yaşaman normal mi? Bekliyorum burada. Ama gel abla. Hayır anlamadım taraf. Niye bir kişiye takıldınız? Takılmadık abla. Hani ne anlatıldı? Bana bir saniye. Sonucu böyle. Şimdi arkadaşlar soru cevap yapıyorlar. Soru cevap yapıyorlar. Ama soru cevap bir saattir. Ya burada bak. Dolar almış başını gidiyor, euro almış başını gidiyor. İnsanlar borçlu, insanlar işsiz, insanlar aç, insanlar perişan. Siz bir kişiye takıldınız, kaldınız ya. Soru cevap yok. Gerçekten. Abla işte biz burada işte bak niye abi? Oradaki ben seni görünce oradan koştum geldim. Dedim ki fırsat ayağıma geldi bir dökülü. Seni ben takip ediyorum. Ama bir saattir bekliyorum sen Almanya'ya takıldın kaldın orada. Biz takmadık. Gel konuş. Konuştum konuşacağımı. Gerçekten ortalık ateş pahası çok kötü durumda insanlık. Nasıl düzelir? Düzelmez. Beşli çete. Bu adam, bu beşli çete, bu adam olduğu sürece düzelmez arkadaş. Cengiz Holding çıkacak abi. Cengiz Holding çok kolay düzelir. Rantçıların kalkması lazım. Rantçıların gitmesi lazım. Olduğu sürece, bu saray olduğu sürece, beşli çete olduğu sürece hiçbir şey değişmez. Cengiz Holding. İktidar değişmediği sürece hiçbir şey değişmez bu hayat. Bu Türkiye'de değişmez. Seçim istiyoruz. AK Parti'yiz.